Çok sert geldi ya. Sesi duyuyor musun? Hı. Bu arada biz az önce ateş başlatıcının aparatını kullanmak yerine bıçağın anısını ağlatmak için kullandık. Bunu da dipnot geçelim. Oo, güzel oy kaçtı. Emre'ye demiştim ama içinden geçerim bıçağın diye. Geç abi dedi. Özgürsün dedi. O yüzden yoksa o yandan kayarsa. O yüzden bu tarafa doğru vurmaya çalışıyorum. Bana kaymasın diye. Beni kopartmasın mümkünse. Yani sert bir ağaç. Üzerine bir şey olmadan. Yok. Sağlam. Ağaç da sağlam çıktı, bıçak da sağlam çıktı. Abi ağaç umurumda bile değil şu anda. Yok. Oldu. Sen bu kısmı al abi. Sen bu kısmı al. Şöyle arttırabilirsin işte şu falan. Abi tertemiz. Kağıdı sen yap. Evet. Kağıdı sen yap abi. Kağıdı sen yap yani. Daha zorlayalım mı? Sen kağıdı yap bu arada. Tamam. Tamam bak sende takılmadı, bende takıldı. Tamam. Yok hoşuma gitti cidden. Bugün Emre'nin bıçağını ve diğer bıçaklarla karşılaştırmak için geldik. O çay katayım mı ben bu arada? Çayımızı içelim. Hoş yalnız ya. Deney masamız da bayağı iyi. Ölçülü tahtamız var. Diğer karşılaştırmalı bıçaklarımız var. Bunları tabii çok yormayabiliriz. Abi. İsviçre çakısını elimize almayalım. Onlar birazcık çerez olarak gelir. Hangisi hangi amaçla iş görebilir? Yani sonuçta bu en küçücük olan. Ama bununla her yerde taşıyabilir, her yere girebilirken bununla ne bileyim bir AVM'ye girmek biraz zorlayabilir. Yani şimdi ikisini de aslında yani bushcraft'ta kullanabileceğin hani birisi taktikalı bir bıçak aynı zamanda. Yani yapısı gereği ağız açımı farklı olmasına rağmen hani diğeriyle ben yıllarca birçok şeyi başardığım için hani şey yapıyorum. Şimdi diğerini de elime alınca dedim ki bunu tamam ya. Bu bıçak olmuş yani bıçak bu. Kaldı, abi başlayalım mı? Biraz şöyle açalım mı? Az önce açalım gerçi abi. Biz açtık gerçi ama. Bu Eva markasının güzel bir Tanto stili taktikal bir bıçağı. Bıçağımızın stili, yapısı. Hı hı. Ne diyor şöyle üstünde? Yakında. Combat Prime Knife. Bu tarafta evet. Elimde tabii de şey yapmasın oldukça keskin. Hoş az önce ciddi anlamda odun parçalamaya falan da çalıştık ama hala keskinliğini kaybetmedi. Ağzı kirli hatta vurduğumuz yerler falan gözüküyordur. Biraz denememizi yaptık anlatmadan önce de. Ben oldukça başarılı bulduğum bir ürün oldu. Ki özellikle bu grupta yaklaşık 10 tane parça var. 4 tanesini çok özellikle beğendim biliyorsun bıçaklarla haşır neşir olduğumu. Ama ilk merak ettiğim, ilk denemek istediğim bıçak buydu. Teşekkür ederim. Şimdi sağ olsun bizlere yolladı. Zaten yakında sayfamızda bunlar da gözükecek. Güzel hazırlanmış. Tekrar yerine öncelikle güvenli oturtturalım. Şuradan takardım bele. Büyük ihtimalle bu... Bunu da yapabilirsin. Bu hücuma bağlayabilirsin. Bu şekilde uzun sallandırdın. Hani batmasın diye bak. Bıçağın bu arada boyu 30 santim civarında. Birazdan ölçeriz. Tekrardan net bilgiyi de gösteririz. Bıçağın boyutu gerçekten uzun. Hani insanlar bunu burada taşımak isterse bu aynı zamanda güvenlik. Bunun sebebi ne? Oturduğun zaman dar. Hani şu anda oturdum ya. Bu bıçak beni hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek. Bak görebiliyor musun? Ama diğerini de bu tarafta bağlarsam buradan da bir şişkinlik veya bıçağa ulaşmamda bir zorlama yapacak. Ben abi
bıçak ilk geldiğinde çok güzel paketlemişti Emre. Şunu şöyle sabitlemiş falan. Bakıyorum bunun ateş başlatıcı şeyi nerede? Aparatı, yani o vuran aparat. Şu arkaya gizlemiş. Direkt çıkartıp kolaylıkla kullanabiliyorsun. Şuradan bakacak olursak totalde dipten uca 30 santimi geçiyor. Çok milimlik geçiyor yani. 30,5 gibi. Karşılaştıracak olursak şöyle bir günlük taşımayla boyut farkı. Zaten diyecekler abi neyle neyi karşılaştırıyorsun. Koy abi başka. Tunus sen bıçakları çıkartmak istiyorsun galiba. Tabii tabii. Bugün bıçak konuşuyoruz. Sadece tek bir bıçak incelemesi değil. Onu da sana şöyle getireyim. Çevir abi. Bu da benim mesela doğada en çok kullandığım bıçaklardan bir tanesi de hakikaten yanında şey gibi kaldı. Şimdi bununla vahşi doğada bir odun parçalayamazsın. Ama en kötü bir insanın buna sahip olması gerektiğini ben iddia ediyorum. Bu konuda iddialıyım yani. Bu da bu arada bununla falan uzunluk olarak aynıymış ama kalınlık olarak değil. Bu da normal satılan çakılara göre aslında bir tık kalın bir şey ama bunda o kadar çok fazla çeşit var ki yani tercih edilir mi edilmez mi? O zaman bence bir şöyle bir karşılaştırma yapalım abi. Kalınlık karşılaştırması. 5,5 milim mi demiş? 5,5 milim. Emre. 5,5 milim bandındaki. Bu o zaman 3,5 falan var. O 4 milim olması lazım. Evet, evet o 4 milim diye hatırlıyorum. Evet vardır. İkisinin tabii çelik yapısı da bu arada farklı. Şu an elindeki tuttuğun siyah taktikalı bıçak. N690 Böhler çeliğinden gerçek orijinal ve sertifikalı. Tam yani aslında 60 HRC olarak beyan ediyor. Ama biz yine 58-60 HRC diyelim sertlik yapısına sertlik göre. Yani ağzı kolay kolay körelmiyor. Ben körelebileceğini düşünmüştüm. Şeydeki de bu arada alttaki benim kullandığım da 58 HRC'lik bıçak. Tabii taktikal o özellik olarak geçmiyor. Ama bu zamana kadar hani çok ciddi işlevlerde de kullandım. Bunların özellikle taktikal olup olmamasının ayrım sebeplerini hani yapısında. Bir üzerine bu kullanmış olunan boya. Hani siyah olması direkt taktikalı atıyor öncelikle kendisini. Bir numarada bunu söyleyeyim. Parlamaları engelliyor bir de. Tabii parlamaları engelliyor. Orada da kullanılacaksa zaten bu tarz ürün kullanılması gerekiyor. Zaten amacı da bu. Biraz daha profesyonellere yönelik hazırlanmış grupta. Yani kırması çok zor olsa gerek bunu. Ya kemikle kırılmaz. Bununla kıramadım dedim. Bununla hiç kıramaz. Kolay kolay kırılmaz. Yani daha doğrusu mesela kemiği yani bir sert bir cisme parçalamaya giriştiğin zaman ağız yapısı kolay kolay deforme olmuyor. Şu ağız yapısının parçalamaya yani yarmaya daha doğrusu elverişli olması bununla bir yarma işlemini gerçekleştirirken tabii daha denemeye geçmeyeceğim burada göstermeyeceğim ama geçerken oturtturmasında vurma yarma işlemlerini çok daha kolay yapılan bir yapıdır. Hani bu tarafı yarmada kullanırsın. Bu tarafla kesmeni daha devam ettirebilirsin. Yani ağızları aslında koruyorsun. Tanto Steel'in en önemli özelliklerinden bir tanesi benim için bu. Ya bak hatta şöyle tabii açıldıktan sonra şurada normalde giderken hafif bir kaplamanın olduğu ve dayanıklı da bir malzeme. Kalınlığı boyanın belli oluyor. Boyanın bir kalınlığı var. Bir kalınlık katmanı yapıyor. Ağzı da o yüzden bence şey değil. Evet oldukça bence burası da tehlikeli bir şekilde keseyim. Ama sen tabii diğer vurunca diğer odunları kaçırıyorsun bu arada. Bıçağın ağzını da kullanayım bu arada. İyice böyle hani farklı materyallerle de sürtünsün. Boyası ne durumda? Nasıl çıkıyor? Ben bunları da gerçekten görüntülemek istiyorum. Kaldım. Evet. Bu arada getirdiğimiz odun da şey değilmiş. Sağlam mı çıktı? Yok. Lif yapısına kesiminden dolayı çok uygun değil ama yönü de ters kalmış. Biraz da ufak parça çıkartacağım. Ona uğraşıyorum. Yoksa parçalarım bunu.
Emre arıyor. Açabiliriz. Ben. Açamadım. Senin bıçağı test ediyoruz da. Video nasıl? <Aynen. gülüyor> İyidir Üstad, sağ ol, seni sormalı. Cüme işlemini en iyiydi. Hepsiyle yaptım, takılıyorum yani, deniyorum. Bu arada kırmızı yanıp sana bu kayıt olduğunu gösteriyor. Okay. Şu da bak, şu küçük hareketler için bunda kaldıraç etkisi var ama kontrol edebilmen için belli bir büyük hızla vurman gerekiyor. Şöyle. Şunu bununla yapamazsın. Bununla piti 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 piti. Hayır, şu da güzel doğradı. Bunun da ağzı bozulmadı. Ya ama belli bir sürümde o ağzı kesin gider yani. Bunu onu yani kaldıramaz. Şimdi eğil oturalım, doğru orada bakacağım. Bunda tabii. Çok yakındasın ya, tırsıyorum. Yok yok, sen rahatına bak. Kanama durdurucu yanımızda abi. İlk yardım ekipmanlarının hepsi var. Vallahi al sana mızrak. Bu, İyice. Bu hafif bu arada. Başarılı. Abi bu. Yok, ben bunu anladım abi. Bu ince işlere gelmiyor abi. Yok, ince iş değil. Senin ince, o ince işlere, bıçak ince iş. Bu arada gelmiyor. Yok. Heh, oldu. Sen bu kısmı al abi. Sen bu kısmı al. Şöyle arttırabilirsin işte şu. Şimdi bak, burada incelemeyi çok güzel yapabiliriz. Bayağı bir aslında güzel oldu. Tabii siz belki o kısımları görmeyeceksiniz şu anda. Biraz debelendirdi beni başlangıçta. Bu kadar vurdu, parçaladı. Ver bakalım abi, kağıt testini de ben yapayım mı? Çok sevinirim. Nasıl görünüyor ağzım? İyi gibi bir şey. Benim gözler biraz bozuk dersek. Abi tertemiz. Kağıdı sen yap. Evet. Kağıdı sen yapabilir. Kağıdı sen yap yani. Daha zorlayalım mı? Sen kağıdı yap bu arada. Şunu tek seferde bitirmesi mi gerekiyor? Dur. Aynen öyle. Ha, yırtmadan, parçalamadan. Tamam. Tamam bak, sende takılmadı. Bende takıldı. Tamam. Yok, hoşuma gitti. Cidden. Hani işin açıkçası elime ilk aldığımda bunu hissettim. Hani bunu yapabileceklerini. Ama yani şurayı şundan sonra çok düşünmüyordum. Ben devam edeyim biraz daha ya. Sevdim. Al abi. Al sana kapak resmi. Ben çayımı içmek istiyorum. Aynen. Bana bahsettiği tek şey şuydu. Abi dedi, ne uğraşıyorsun öyle dedi. Yani az şurayla yar diyor. Orayla yar diyor. Ağzı körelmez diyor. Sen merak etme dedi. Ağzı körelmez dedi. Zaten dedi, ağız yukarıdaki dişli sistemi yapmamın sebebi de gelen yukarıdaki darbeyi aynı zamanda sömürsün diye planlayarak yapılmış. Hani bıçak kırılmasın vesairesi, orada bir gücü emmek için. Sen dedi ucuyla dedi yarma yapacağım diye tantoda kullanma dedi. Ucuyla da dedi yine git bir şeyleri doğra veya kağıtlı parçala dedi. Önemli değil dedi. Şöyle bir şey var. 20 derece keskinliğindeki bıçakları biz yani genelde evde işte mutfaklarda falan kullanırız. Ortalamadır. 15 derece jilet keskinliğidir. Japon bazı bıçaklarında kullanılır. 17 derece de ona keza. Bu da 20 derece bu arada bıçak ağzı. Yani çok keskin bir türe. Normalde taktikte ben 25'i tercih ederim. Ama adam yani bunu 20'de yapıp
aynı özveriyi, hani güveni sağlamış. Benim hoşuma giden o. Ya az önce şu sert odunda bile bayağı debelendik. Parçaladık. Aslında başka orman olduğu için aklıma bir şey gelmiyor. Bir metal falan da bulabilseydim. Onlara ne yapıyor? Onlardan sonra etkisi ne? Evet abi, son incelemenin sonlarına geldik. Bıçağımızı şuradan artistik bir şekilde alalım. Şöyle tutaraktan. Dur abi. Şunu mu kır diyorsun? Abi ben bence onu güzelce ne parçala ya. Bunu paramparça. Bunu parçala ya. Ya ben kemik bulmaya çok çalıştım ama maalesef plastik geldi. O tarafta vardı. Ağzında hiçbir şey yok. Gayet iyi. Yani kapanışı istediğin kadar parçalayarak yapabilirsin abi. Top sende bu saatten son sonra. Son bir tane daha patlatalım. Çok sert geldi ya. Sesi duyuyor musun? Hı-hı. Bu arada biz az önce ateş başlatıcının aparatını kullanmak yerine bıçağın anısını ağlatmak için kullandık. Bunu da dipnotu geçelim. Oh, güzel oy kaçtım. Emre'ye demiştim ama içinden geçerim bıçağın diye. Geç abi dedi. Özgürsün dedi. O yüzden yoksa hayır, benim şu anda kafamı vurdum. Benim şu anda aklıma gelmiyor. Yani kemik bulsaydım ben seni onunla parçalatmanı istiyordum işin açıkçası. Maalesef kemik bulamadım. Peki bu parçaya kolay söküm yapmış mı? Yapmamış. Normalde bunu şu şekilde. Tabii. Çünkü ben az önce bıçakla eti yaparken bir yandan da süpürttürüyordum geri kalan her şeyi de. Ama iyi oldu. Komple sıyırmışsın burada. Daha tabii. Bunu sıyırmak gerek. Sen ama aslında iyi yapmışsın. Dur, ne oldu? Ben arkanın keskinliğini de ortaya çıkarttım. Ateşi artık daha rahatlıkla üzerine atabilirsin. Aynen. Biz az önce biraz işin fantezisini yaptık. Ama zaten bu değil mi abi acil durumda? Ya hangisi, hangi birini düşüneceksin ya da olmayabilir yani. Hayvaneti gerekiyor. Neyse onu da sokarız. Evet. Neydi bıçak markamız? Abel Tactical. Tanto Steel bıçağımız. Tanto Steel. Birkaç gün içerisinde de web sayfamızda yüklenmiş olur diğer özellikleriyle beraber. Şöyle pisini de temizleyelim. Outdoor kotumuzda. Gayet hoş. Ve kapatalım.